Hepinize merhaba dostlar. Bu videoda da sizlere Meksika'ya davet mektubu nedir, nasıl alınır, nasıl yazılır, neler içermelidir bunları anlatacağım. Kaç çeşit davet mektubu vardır bunları anlatacağım. Bu davet mektubu önemli bir husus. Çünkü davet mektubunun olması sizlerin Meksika'ya girişinizi daha da kolaylaştıracak bir unsur. Bu mektubu Meksika'da oturan, yaşayan, Meksika vatandaşı olan kişiler yurt dışından gelecek kişilere gönderebiliyor. Şimdi size bu mektupla ilgili biraz bilgiler vereyim. Nasıl olması gerekiyor, formatı ne, içindekiler neler, onları anlatmaya çalışayım. Öncelikle iki tip davetiye mektubu var. Birincisi şahısların şahısları davet ettiği davetiye mektupları. İkincisi de firmaların şahısları davet ettiği ticari davet mektupları. İlk önce konumuza şahısların şahısları davet ettiği mektuplardan başlayalım. Çünkü birçok soru bu konuda geliyor. Şimdi 19 Ocak 2016 tarihinde Meksika Dış İlişkiler Sekreterliği'nin yayınladığı bir genelge var. Bu genelgeye göre ülkeye gelen kişiler için davetiye mektubu gönderilmesi onların içeriye girişlerini kolaylaştıran bir unsur. Gerek turistik olsun, gerek aile ziyareti olsun, gerek ticari olsun bu belgenin olmasını talep ediyorlar. Meksika Dışişleri Sekreterliği'nin buradaki kısa adı SRE. Yani Secretaria de Relaciones Exteriores. Bu Dışişleri Sekreterliği'nin kısa adı. Şimdi bu kurumun istediği davetiye mektubunun yasal olması, her şeyi kapsaması için neler gerekiyor? Size madde madde onlardan bahsedeyim. Bu mektubu gidip de bu kurumda onaylatırsanız bir kere Meksika içine girmeniz gerçekten çok çok rahat bir hale geliyor. Pasaportunuzla beraber bu onaylı olan davetiye mektubunu gösterdiğinizde neredeyse %80, %90 Meksika içine girmeniz mümkün. O geriye bıraktığım unsur ise oradaki gümrük memurunun inisiyatifi. Yani aslında daha önceki videomda, onu da şuraya koyuyorum kartını, Meksika'ya giriş için gerekli belgeler videomda anlattığım şeylerin hepsini yerine getirmişseniz, elinizde de bu davet varsa Meksika'ya girmemeniz diye bir şey söz konusu değil. Ama bu konularda hep anlattığım gibi her şey o girişteki gümrük memurunun elinde bitiyor. Çünkü o her türlü hakkı, ülkeye alma ya da almama hakkını kendinde tutuyor. Şimdi öncelikle bu davet mektubunun ıslak imzalı olması çok çok önemli. Yani bu davet mektubu herhangi bir printer'dan çıkartılabilir ama sizi davet eden kişinin bir tükenmez kalemle vesaireyle bu mektubu imzalaması gerekiyor. Bunun haricinde dediğim gibi SRE'ye de onaylatırsa problemleriniz ortadan kalkmış oluyor. Kişisel olarak davet mektuplarında şunlar olması lazım. Davet eden kişinin adı, soyadı, adresi, telefonu yani bütün iletişim bilgileri, e-maili bunların hepsini istiyorlar. Bunun haricinde buradaki kimlik numarası, vatandaş olup olmadığı veya işte geçici, kalıcı olarak oturum sahibi olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. Bunları bu döküme koymanız gerekiyor. Çalıştığı bir iş varsa ne iş yaptığını öğrenmek istiyorlar. Yine bunun da davet mektubunda olması gerekiyor. Bunun haricinde davetin sebebini de görmek istiyorlar. Ne amaçla bu kişiyi davet ediyorsunuz onu bilmek istiyorlar. Yani işte annenizdir, babanızdır. Onları karşılamak istiyorsunuz, ağırlamak istiyorsunuz. Kız erkek arkadaşınızdır, onunla görüşmek istiyorsunuzdur. Buraya bir metin halinde bunu yazmanız lazım. Şu 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 sebepten dolayı ben bu kişiyi Meksika'ya davet ediyorum diye. Mektubun altında da bu davet metnini yazdıktan sonra mektubun altında da gelecek kişinin bütün bilgilerini girmeniz gerekiyor. Bunlar nedir işte? Adı, soyadı, geldiği ülkedeki adresi, telefon kayıtları, yine e-mail adresi. Bu bilgilerin mektup üzerinde bulunması isteniyor. Yine aynı zamanda davet eden kişiyle herhangi bir aile bağı varsa işte babamdır, annemdir gibi bilgileri de buraya iletmeniz gerekiyor. Davet edilen kişinin Meksika'da ne kadar kalacağı ve nerede kalacağı ile ilgili bilgileri de yine davet mektubuna yazmanız gerekiyor. Davet ettiğiniz kişiyi şayet evinizde konaklatmayacaksanız, farklı bir yerde konaklatacaksanız bu kişinin konaklama giderlerinin nasıl karşılanacağı, yani sizin tarafınızdan mı karşılanacak yoksa kendisi mi karşılayacak, bu detayları da SRE'ye görmek istiyor. Şimdi kişisel davet kısmı bu kadar. Bir de işin ticari davet mektubu var. Ticari davet mektubu biraz daha farklı. Bu davet mektubunu aldıktan sonra gidip
herhangi bir Meksika konsolosluğundan ticari çalışma vizenizi almanız ve bunun için başvuruda bulunmanız gerekiyor. Ticari davet mektuplarını şahıslar yapamıyor. Kurum ve kuruluşların yapması gerekiyor. Burada da kurum ve kuruluşlardan bazı belgeler istiyorlar. Sizlere onları da anlatmak istiyorum. Oh, bu arada esiyor. Az önce çıktım dışarıya. Resmen ütülendim. Anormal bir sıcak vardı. Yürürken beni oldukça zorladı yani. Bu arada arkadaşlar, şu videolarımıza like atmayı unutmayalım lütfen. Gerçekten ne kadar fazla like, ne kadar fazla yorum ulaşabileceğimiz o kadar fazla kişi demek. Geçelim ticari davet mektubunda istenen belgelere. Ticari olarak kişileri davet eden firmaların hazırlayacağı belgelerde belirli kriterler aranıyor. Bu aranan kriterler kurum ve kuruluşun yetilerini kapsamıyorsa maalesef konsolosluklardan bu ticari vizeyi alamıyorsunuz. Yani çalışma vizesini alamıyorsunuz. Bir kere burada yurt dışından kişileri davet edecek firmaların kesinlikle yabancı eleman çalıştırabiliyor olması gerekiyor. Bunun için de bu firmaların Ticaret Bakanlığı'na başvurarak bu tarz bir izin belgesi alması gerekiyor. O izin belgesi olmayan firmalar yabancı çalıştıramıyor. Burada yabancı çalıştırma olayları biraz daha farklı. Yabancı çalıştırabilmek için Meksika'da o işi yapabilecek elemanın olmaması lazım veya sizin firma olarak bu kişiyi bulamamanız lazım. Şayet bir yabancı çalıştırıyorsanız böyle özellikle bir işte, yanında bir Meksika vatandaşını da çalıştırmanız lazım aynı şekilde ve o kişinin de bu iş konusunda eğitim alması lazım. Bu şekilde Meksikalılar kendi vatandaşlarını da çok güzel koruyorlar ve bilinmedik işleri de vatandaşlarına öğretmiş oluyorlar. Bu davetiyede birebir olması gereken bilgiler ise adı, soyadı, pasaport numarası, geldiği ülkedeki adresi, telefon ve mail adreslerinin burada döküm halinde gözükmesi gerekiyor. Davet eden kurumun resmi ismi burada bulunmalı. Bu ismi burada Razón Social de la Organización veya Razón Social de la Institución deniyor. Bu iki isim kullanılabiliyor. Kuruluşun yine resmi sicil kaydının bu evrakta gözükmesi gerekiyor. Kurum ya da kuruluşun hangi amaçla hizmet verdiğini, hangi amaçla çalıştığını belgeleyen yine bir resmi döküm olması lazım. Yani kuruluş amacını, faaliyetini gösteren bir resmi belge olması lazım. Bu bizdeki ticari gazeteye falan denk geliyor aşağı yukarı. Oradaki dökümleri devlet görmek istiyor. Davet eden kurum ve kuruluşun bu belgede adres ve iletişim belgelerinin olması isteniyor. Davet edilen kişinin yine bu kuruluşta hangi faaliyette görev yapacağı ve bu konudaki bilgisi, hatta son çıkan kanunlarla da özellikle bir işse bu konudaki üniversite diplomasını devlet görmek istiyor. Davetlinin çalışacağı tahmini iş süresinin bu akitte yazılması lazım. Şu kadar süre şurada çalışacak ve bu çalışması karşılığında da şu kadar ücret alacaktır diye yine buradaki davetiye mektubunun üzerine yazılması gereken bir bildirim var. Aynı zamanda kişiyi davet eden kurum ya da kuruluşun bu mektup üzerinde davet edilen kişinin Meksika'da yaşadığı dönem boyunca tüm masraflarını karşılayacağına dair bir metin yazması lazım. İşte buradaki kalış, konaklama, yeme içme masraflarının bu kurum ve kuruluş tarafından ödeneceğine ve bunun garanti altına alınacağına dair bir resmi yazı olması gerekiyor. Aynı zamanda bu davetiye mektubunu imzalayan kişinin şirketteki görevini belgeleyen bir belge. Bunun yanı sıra da aynı kişinin yine kimliğinin fotokopisi bu belgeye iliştirilmek zorunda. Projelerin durumuna göre yine devlet bu davetiye mektubunda kurum veya kuruluşun yatırım hesabının ekstresini görmek isteyebilir, aslını görmek isteyebilir veya banka kayıtlarındaki bankadaki parasını görmek isteyebilir. Bunlar da ticari davetiye mektubunun içinde bulunması gereken evraklardan birisi. Ticari davet mektubunda da bulunması gereken bunlar arkadaşlar. Size verilen davet mektupları bu unsurları karşılıyorsa kişisel veya turistik gezilerinizde direkt mektupla girebilir. Ticari gezilerinizde, çalışma amaçlı gelişlerinizde de Meksika dışındaki herhangi bir Meksika konsolosluğuna giderek burada çalışma vizenizi alabilirsiniz. Çalışma vizenizi aldıktan sonra yine normal bir şekilde ülkeye uçuş yapacaksınız. Yalnız gümrük memuruna geldiğiniz zaman
pasaportunuzdaki o çalışma vizesini muhakkak açarak gümrük memuruna gösterin. İçeriye girerken gümrük memuru sizin pasaportunuzu onu görmez ve mühür olarak sizin pasaportunuza turist vizesi basarsa, turist girişi basarsa bütün bu işlemleri tekrar yapmanız gerekir. Bu şekilde de müthiş bir zaman kaybı ve para kaybına sebep olursunuz. Çünkü çalışma vizesi, yani ticari vizeyi alabilmek için tekrar yurt dışına gitmeniz ve bütün bu evrak sürecini baştan aşağı yaşamanız gerekiyor. Aynı zamanda gideceğiniz yerdeki Meksika konsoloslukları da günü gününe randevu vermeyebiliyor. Herhangi aksaklıklar yaşanabiliyor. Ben mesela çalışma vizemi aşağı yukarı bir ayda falan alabilmiştim Uruguay'dayken. Bunları yaşamamak için muhakkak geldiğinizde pasaportunuzda o çalışma vizenizi açarak o şekilde gümrük memuruna pasaportunuzu uzatın. Yoksa sıkıntılar yaşamanız mümkün. Evet arkadaşlar, davetiye mektubu ile ilgili de size anlatabileceklerim şimdilik bu kadar. Seyrettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Size bu şekilde Meksika'dan kanunlarla ilgili bilgilendirme videoları da sunmaya çalışacağım. Öğrendiğim kadarıyla, yaşadığım kadarıyla her türlü soru ve sorunuza cevap olacak videolar hazırlamaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşelim.